Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konu biraz daha basit. E-posta göndereceğiz. E-posta göndermek aslında hazır araçlar sayesinde biraz daha kolay. Bunun için birkaç detaydan bahsedeceğim. Birincisi, bu and kısmında değişkenlerimizi burada tanımlayacaksak burada tanımlıyoruz. Mesela domain name eşittir. Burada mesela lokal host diyorum. Bunu neden burada tanımlıyoruz onu da açıklayayım. Şimdi benim burada kendi bilgisayarımda kullanacağım ayarlar ile sunucuda kullanacağım ayarlar birbirinden farklı. Mesela burada ben 8080 portunu kullanıyorum ama kendi domainimde ise libredo.org'u kullanacağım mesela. O yüzden domain name'i buraya ekliyorum. Maksat ayrıca bu end dosyasını, şuradaki end dosyasını GitHub'a atmıyorum. Neden? Çünkü benim buradaki veri tabanımın şifreleriyle oradakinin şifreleri ayrı olacak. İşte çok önemli bilgiler burada olacak. Özel tanımlanmış değişkenler falan burada olacak. Kodların içinde olmaması gereken değişken türlerini düşünün. Bu da onlardan biri mesela. Burada da yine mesela ben şimdilik kendi e-posta adresimi tanımlayacağım. Burada kullanacağım ama normalde bu kullanılmaması gerekiyor. Sunucuda kendi e-posta adresim var. Libredo.org'a ait e-posta adresi var. Onu kullanacağım ama şimdilik sadece Gmail hesabını kullanacağım. Burada mesela e-mail username işte Mehmet Eriboğlu email password deyip password'ü de buraya 1 2 3 4 5 6 olsun. Tabii değil, denemeyin boşuna. Diyelim ki bunu tanımladık. Tanımladıktan sonra biz geliyoruz. Sallıyorum bunu burada tanımladığımızı farz edelim. Daha sonra deneyeceğim. Geliyorum buraya. Bu arada bir bakayım kayıt yapıyor mu ya? Evet, kayıt yapıyormuş. Tamam. Burası mesela bizim link oluşturduğumuz yerdi ya. Biz burayı değiştireceğiz biraz. Neden değiştireceğiz? Çünkü e-posta olarak göndereceğimiz zaman buradaki bilgileri alacağız. Sonra buradan bir tane string oluşturacağız. Bu string'i e-posta olarak HTML olarak göndereceğiz. Niyetimiz bu. Şimdi ben geliyorum buraya. Burada .env kullanıyoruz. Env dosyasından bilgileri çekiyorsak .env kullanıyoruz. Bir de gelelim .env'nin dokümanlarına rust.env env.env bakalım dokümanlarını da açalım. Koç nerede? Burada zaten göstermiş. .env okuyoruz. Sonra var bana lazım olan şey. Bu value alıyorum. Mesela burada tanımladığım domain name'i mesela okuyalım ilk etapta. Geliyorum buraya diyorum ki let d eşittir .env var. Key'imiz ne olsun? Key'imiz domain name olsun. Ama tabii bu bir result değeri türetiyor bize. Dolayısıyla unwrap yapmamız gerekiyor. Geliyorum buraya unwrap yapıyorum. Çünkü ben eminim ki bu var. Bu değişkeni ben tanımladığım için eminim ki var. O yüzden unwrap çalışır. Peki D ne olur? Bu D'yi de ekrana yazdırırsak mesela local host'u görürsünüz burada. String olarak local host'u görecektir. Çalıştıralım. Biraz tabi zaman alacak. Bunu da aslında direkt kullandığımız için çok da gerekli değilmiş. Şimdi lokal hostumuzu çağıralım. Yine register yapıyoruz. Geliyoruz buraya.
Bakalım, bakın şurada lokal hostu yaptı. Yazdı. Nereden yazdı? Bu yazdı tabii ki. Şimdi ben burada domain name'i aldım. Bana başka hangi bilgiler var? D var. Username var. E-mail'in username'i var. E-mail username. Buraya da yine geliyorum. Bunu yazdığım zaman da gelecek bu defa şunu alacak. Aynı şey e-mail password için de geçerli. Geliyorum aynısını alıyorum. Kopyala yapıştır yaparak da yapabilirsiniz, sıkıntı yok. Şunu da silelim madem çalışıyor direkt. Şimdi bunu artık biliyorum ki çalışıyor, o yüzden sıkıntı yok. Burayı siliyorum. Şimdi bir tane de HTML oluşturmak için buraya bir tane fonksiyon yapıyorum. Rene create HTML diyelim. Önce e-posta gönder mi yapalım? Önce e-posta gönder mi? Ya, hayır. Önce bir HTML oluşturacağız. Bu HTML bize bir tane str verecek. Biz bu str'yi ne yapacağız? Göndereceğiz. Buraya e-posta olarak daha sonra göndereceğiz. Peki create HTML'de neler olacak? Şöyle bir şey. Ve bunun içerisine istediğimiz gibi yazabiliriz. HTML Doge type HTML diyoruz. Sonra geliyoruz işte HTML dosyası kodlarını yazıyorum buraya. Diyorum ki HTML şimdilik basit yapıyorum. Body'nin içerisine geliyorum. Diyorum ki P'de de diyorum ki hesabınızı aktifleştirmek için linke tıklayın diyorum. Sonra P'yi kapatıyorum tabii. Aşağıya geliyorum. Diyorum ki A ref, işte burada ref konusu şöyle olacak. Buraya ben localhost yazmıyorum. D'yi yazdırıyorum. Şurayı da sileyim. Şöyle. D out token e-postayı yapsın. Buraya da P olsun. String olsun. Bunu nasıl yapacağız? String içerisine bunu nasıl atacağız? Nasıl yapıyorduk ya? Bu aklıma gelmedi şimdi de. Ahrep P'yi yazacağız oraya. P gelecek. Bir bakalım. Şöyle yapsak olur mu? P. Olması lazım diye tahmin ediyorum ama emin değilim açıkçası. Bunu yazdık. A. Sonra body'yi kapatalım. Sonra HTML'yi kapatalım. Burada HTML'yi en sonda bakalım. Of. What there is no value for it to be borrowed. Static lifetimes tanımlamamız lazım.
diyor ama aslında direkt STR yapmamızda da bir sakınca yok olmaması lazımdı. R eşittir bu R. Missing lifetime specifier dysfunctions return type contains a borrowed value but there is no value for it to be borrowed from. İyi. Çok istiyorsa statik yaparız şimdilik. Bununla uğraşmak istemiyorum, araştırmak da istemiyorum. Bu niye böyle hata veriyor diye. Statiği yazdık. Ve yaptık. Şimdi e-mail username, e-mail password. HTML'e geliyorum. Sadece ref register burası domain. Burası D. Username. String. Password'a gerek yok. Token. Out. Out token. Buraya geliyorum. Register'a. User. Out token. Pardon. Token. Sonra username'e gerek yok. Mail. E-mail olması lazım. Burası e-mail olsun. E-mail'i yaptık. Tabii bunu da şöyle yaptığımız zaman linkini de oluşturmuş olduk. Bir tekrar kaydedelim. Gözümden kaçan bir hata var mı diye. Şimdilik yok görünüyor. HTML'e geliyorum. Sadece şunu diyorum. Create HTML de user email out token şurayı siliyoruz. Tamam. Şimdi HTML'i oluşturduk. HTML'i oluşturduysak artık burayı da string mi yapalım? Ne diyor? Font str. Şöyle yapsak. Niye böyle bir hata verdi? Out token into string dedik. String bunu str'ye çevirdi. Tekrar to string yapalım. Tabii sahipliği gitti bu defa. Uzun oldu ama neyse. Şimdi token'ı da yaptık. E-mail'i de yaptık ama sanırım burada bir sıkıntı var. Format yine. Diyecek? Font string. Şöyle. Doğru. Burada dediği şeyle bu R diyor. Bu fonksiyonun içerisinde türetilmiş bir string. Daha sonra ben bunun referansını gönderiyorum ama burada oluşup burada bittiği için artık kullanılamaz diyor. Bu sebepten dolayı biz şunu şöyle yapalım. Burayı da string yapalım. Ya da str yapsam kabul eder mi? Merak ediyorum denemek için. Hayır.
İşte bu string setere olayları biraz karışık ama şimdilik yapacak bir şey yok. O kadar da uğraşmak istemiyorum. Bunları yaptık. HTML'i oluşturduk. Şimdi bu HTML'i bu defa nereye gönderiyoruz? E-postaya gönderiyoruz. Bunun için geliyorum. Rust email client. Bir bu var. Benim gördüğüm bir tane daha vardı. Email ne var? Library letter. Ben istediğim şey bu. Şimdi letter nasıl çalışıyor? Gayet basit. Önce geliyoruz backend tarafına. Bizim backend'imiz burada. Backend'in kargo tamamına bunu ekleyelim. Letter 0.10. Features var mı? Features yok. Burada mesela dikkat ederseniz letre ile nasıl e-posta gönderiliyor en basit halini göstermiş burada. Tabi biraz karmaşık görünüyor ilk etapta ama burada mesela işte e-posta kime gidecek? CC kısmı bu. Pardon. Kim gönderiyor? CC kısmı kime? Konu, başlık, body. Bu header kısmı önemli değil. Biz burayı text HTML yapacağız. Body kısmında da az önce oluşturduğumuz HTML'i göndereceğiz. Sonra unwrap edeceğiz. Burada da mesela bizim sunucunun yani sistemin kendi e-posta adresi ve şifresi oluşturulacak. Daha sonra SMTP transport ile bunu göndereceğiz. Tabii burada şimdilik ben Gmail'i kullandım ama burada SMTP Transport Gmail diyor ama benim normalde sunucuda biraz daha farklı bir şekilde oluyor. Direkt Libredo'yu kullanıyorum ben ama Libredo SMTP kullanmıyor şimdilik. O biraz sorun olacak. Fakat bizim dersimiz için sorun olmayacak, onu belirteyim. Şimdi geliyorum bunu olduğu gibi alıyorum. Burada connection'de connection olmasın da şu serecenin içerisine mi yazsak acaba ya? Serecenin içerisine send mail diyelim. Çünkü bu benim işime çok yarayacak. Her defasında yarayacak. O yüzden bunu kullanacağız. Bir tane fonksiyon pop bana send mail diyelim. Sonra şöyle yapalım. Bunların tamamını send mailin içerisine şimdilik alalım. Şimdi buraya SMTP kimden bu e-posta gidecek? Yine bizim e-postamızdan username string diyoruz. String password string. Şimdi buraya ben şunu yapıyorum. Username at neydi? Username mi direkt yazıyorduk? Username email diyelim biz buna. Email username buraya. Ama yok. Sender bir tane sender olacak.
string, bir tane de email. Bu sender olacak. Burası gidecek olan e-posta olacak. Email. Subject üyelik onay. Text plain değil, text HTML olacak. Text. Ha, şimdilik burası çalışmaz çünkü main içerisinde bunu top mod send mail diyelim, şimdi hata verecek. Tamam, send mail'i tekrar açalım. Text HTML. Varsa anlat. Varsa tamam. Text HTML'i yaptık. Şimdi username username'i nerede yapacağız? Şuraya password gelsin. Tamam. Sender ya da email. Buraya username yapalım. Evet. Biraz cins oldu ama. Şöyle yapalım. Bir dakika. Email. Format. Ve şöyle. Tırnakları kaldırsın diye bunu yapıyorum bu arada. Et, pardon. Et, ne? Kime? Burada ben bir şeyleri ters mi yapıyorum ya? Burası email, doğru. Sender kısmında. Şurayı biraz değiştireceğiz. Şurayı format ile düzenleyelim. Şöyle. Biz sadece sender'ı göndereceğiz. Mesela Mehmet Eribol kısmı olacak ki, ama ben bunun sonuna Gmail'i de ekleyeceğim. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Format. Yine R. Sender. gmail.com. Şimdilik böyle diyelim. Sonra şöyle bakalım. Varsa anladım. Okey. SMTP username ve sender diyelim. Buraya da sender diyoruz. Hata var mı? Yok. Connection'a şimdi geliyoruz. HTML'i oluşturduk. Send mail. Send mail. Sender kim? Bizim email username'imiz. Email username. Email password. Bu da user email. Çünkü buna gidecek e-posta. Heh, tamam, burada sadece clone'unu kullanalım. Site'liye gitmesin.
Şimdilik herhangi bir problem yok görünüyor. Tabii ben buraya şifremi yazacağım. Şifremi yazdığım zaman bu e-postayı gönderecek diye umut ediyorum. Fakat bunu ben tek başıma tabii şey yapamıyorum. Test edemiyorum. Çünkü hem şifreye girmem gerekiyor hem de bana e-posta gelmesi gerekiyor. mehmetelbolat@gmail.com'a. Ama şifremi de girmem gerekiyor. Bir terslik olursa muhtemelen ben bunu işte göndereceğim. Ama bir dakika. Burada ayrıca konu olması lazımdı. Body. Buraya bir body de ekleyelim. Body string yine. Ha, şuraya body dedik. Bu defa şuraya bir de HTML yazalım. Buna e-posta olarak gönder demiş olduk. E-postayı gönderecek. Bir hata çıkmazsa da yapacak. Bu ders burada bitsin. Ben bunu bir test etmek için kullanacağım. Tabii şifremi girmem gerektiği için şimdilik göstermemem lazım onu tabii. Bir bakalım nasıl oluyor. Eğer bir hata çıkarsa hatanın ne olduğunu bir sonraki derste göstereceğim. Bu arada bu e-posta göndermek içindi ama mesela diyelim ki siz giriş yapacaksınız ama şunun alt kısmında şifremi unuttum falan yazılır ya. Onu da ayrıca bu mantık çerçevesinde yine yapabiliriz. Ne yapıyoruz? İşte yine e-posta adresine gir diyoruz. O e-posta adresine girince biz ona bir tane yeni bir tane token gönderiyoruz. O da o token'ı yine register linkini tıklıyor. Tıkladığı zaman şifre değiştirme ekranı geliyor. Biraz tabii bu da uzun bir mevzu ama temel mantık yine aynı. Girilen e-posta kayıtlı ise bu e-posta adresine bir tane token gönderecek. İşte şifremi unuttum kısmında siz bu kişiden bu token'ı isteyecek girmesini. Girerse şifre değiştirme ekranını açacak. Tabii biraz da işte router daha fazla var orada. Ama temel mantık yine önemli olan kısmı e-posta göndermek, token oluşturmak, bu token'ı e-postaya göndermek daha doğrusu. Onu da tabii anlatmayacağım çünkü tekrara düşmüş olacak. Bakalım. Bu kısım şimdilik bitti. Bundan sonrası GitHub işini yapmaya kaldı. Bakalım eğer hevesim kalırsa GitHub kısmını da anlatırım. Ama o çok karmaşık olacağı için anlatamayabilirim de. Çünkü hem anlat hem yap biraz zahmetli oluyor. Tek başıma kurcalayıp yapmak biraz daha rahat oluyor. Neyse bu dersi burada bitirelim. Çok çene çaldı. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.